Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Yapılandırmada son gün bugün. Genel sağlık sigortası ve Bağkur gibi borçların da yapılandırıldığı 7326 sayılı yapılandırma kanununa ilişkin vergi borcu yapılandırma başvurusu 30 Eylül'de sona eriyor. Vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri ve MTV borçları yapılandırılabilecek. Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Yapılandırma başvuruları işverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen 4B, Bağkur sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM, SGM'ye, primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM, SGM'ye 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Peşin veya iki taksitte ödeme, prim aslının ve prim aslına uygulanan İÜF'nin %10'un, en son 1 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammı ile birlikte 30 Kasım 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde YÜFE tutarının %90'ı silinecek. İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan YÜFE'nin %50'sinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde YÜFE tutarının %50'si silinecek. Taksitle ödemelerde, taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecek. Hangi borçlar yapılandırılacak? Maliyeye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, il özel idarelerinin, asli ve feri amme alacakları, belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları, belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları, borç yapılandırma son gün ne zaman, vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi 30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamuya olan borçlar için tanınan başvuru süresi 30 Eylül 2021 günü sona erecek. İnternetten vergi borcu ödemesi nasıl yapılır? Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor. Başkanlığın resmi internet sayfasında yer alan borç sorgulama ve ödeme bölümünden 2 ila 23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.